Kripto Para'ya daha hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Özellikle son dönemde kripto para borsalarındaki dalgalanmaları, bu dönemde yatırımcı nasıl hareket etmeli ve Bitcoin rallisi hız mı kesti? Diğer yanda Ripple'ın SEC ve özellikle bugün de başlayacak olan Tether davasının piyasalar üzerindeki etkisini konuşacağız. Kimlerle? iCrypex Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Yıldıran ve Blockchain Center Kripto Ekonomi Grup Koordinatörü Alp Işık bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Şöyle bir genel bir çerçeveyi çizecek olursak, son dönemde kripto para borsalarında sert dalgalanmalar görüyoruz. Tuncay Bey, şunu sormak istiyorum. Dalgalanmaların etkisine baktığımızda neden kaynaklanıyor ve diğer yanda kripto para borsalarında bugün itibariyle işlem hacimleri, piyasa büyüklüğü neye ulaştı? İyi yayınlar Hande Hanım. Bu dalgalanmayı aslına bakarsanız belki beklemek de anlamlı değil. Çünkü biliyorsunuz ciddi bir şekilde yukarıya doğru evrilmişti piyasa. Doğal olarak bu noktalardan belirli bir miktar kar satışları ve dolayısıyla aşağı doğru dönüşler beklemek anlamlı. Ancak şu anda itibariyle baktığımızda işte bu özellikle kurumsal yatırımcıların kripto paralar olan ilgisi önemli bir gösterge önümüzdeki dönemdeki beklentiler açısından. Mesela dün Grayscale biliyorsunuz ki şu anda kripto paralara yatırım yapan en büyük fonların yöneticisi konumunda. Yaklaşık olarak 80 milyar, işte bugün itibariyle de yaklaşık olarak 23-24 milyar liralık bir yatırım yaptığını söyledi Bitcoin'e. Hakeza bu doğal olarak Bitcoin rallisi anlamında olumlu bir şey. Açıkçası biz iCrypex olarak önümüzdeki dönemde hem Bitcoin hem de Ethereum anlamında yukarıya doğru bir trend bekliyoruz. Tabii burada önemli olan kriter, belki de beklentileri birazcık daha anlamlı kılacak olan kriterlerden bir tanesi de işte dolaşımdaki para miktarı biliyorsunuz. Son dönemde soğuk cüzdanlar, özellikle Bitcoin ve Ethereum anlamında soğuk cüzdanlara çekilen para miktarı artıyor. Doğal olarak da piyasada tedavide bulunan kripto paralarda birazcık bir arz azalması söz konusu. Muhtemeldir ki bunun önümüzdeki dönemde etkisi yaklaşık olarak yukarıya doğru bir trend gibi görünüyor. İşte Ethereum son 24 saat içerisinde dolaşımdaki tedavideki kripto para varlık oranı %10 azaldı. Miktar %10 azaldı. Yukarıya doğru bir eğilim bekliyoruz. Biz iCrypex işte araştırma ekibimiz sağ olsun hazırlamış olduğu araştırmalar, analizler sonucunda. Evet, birazdan özellikle Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Ripple, tüm bunları Tether'e bağlı kalarak soracağım. Bu noktada Alp, sana da dönmek istiyorum. Özellikle kripto para borsalarındaki dalgalanmaları sen nasıl yorumlarsın? Bitcoin özelinde rally hız mı kesti yoksa bir soluk arası mıydı? Ne diyorsun? Şimdi öncelikle bazı şeyleri birbirinden ayırmak gerekiyor. SEC'nin Ripple açtığı dava, şu anda Tether'in hala hazırda içine girdiği bir dava süreci. Bunlar merkezi kuruluşlar. Ripple da aynı şekilde merkezi. Tether şirketi de aynı zamanda USDT'yi basan merkezi bir şirket. Bunları Bitcoin gibi tamamen merkeziyetsiz kripto paralarla aslında birbirine karıştırmamak gerekiyor. İlk önce bundan başlamak istedim. Şu anda piyasa değeri olarak, toplam piyasa değeri olarak da 1 trilyon doların biraz üzerindeyiz. Bitcoin fiyatlarında yaklaşık 38.500 dolar seviyesinden alıcı bulmakla birlikte dominansı da %68 seviyesinde. Şimdi burada Tether'ın 24 milyar dolarlık bir piyasa hacmi var. Bugün aslında Tether'ın davası ile ilgili bir dava sürecinin başlangıcı. Tether'ın sorun şuydu, devamlı USDT basıyorlardı. 1 dolar karşılığı stabil bir kripto para birimi USDT. Bunun karşılığı olup olmadığı her zaman tartışma konusuydu. Tether'dan da mahkeme bunların karşılığı olup olmadığını ispatlayacak şey istedi, döküman istedi. Hatta Tether 2,5 milyon sayfa döküman sunduk dedi ve bu dokümanları iletmesi için aslında bugün son gündü. Yani bugün dava ile ilgili herhangi bir sonuç çıkmayacak ya da bugün herhangi bir önemli bir saati takip etmemiz gerekmeyecek. Dava süreci aslında bugün dokümanları teslim etmek için son gündü. Az önce gelen bir son dakika açıklaması var aslında. Tether'ın çalıştığı Deltek Bankası müşterileri için 9.300 dolardan Bitcoin satın aldığını, 2020'de de bunun oldukça aslında başarılı bir strateji olduğunu vurguladı. Şimdi Deltek Bankası'nın en büyük müşterisinin de Tether olduğunu biliyoruz. Tether'ın %100 acaba bu USDT'lerin karşılığı dolar olarak tutulmuyor muydu soruları vardı.
Tether'ın avukatlarından gelen açıklamalarda bunun yaklaşık %74-75 civarı tutulduğu, geri kalanında fiyat para birimleri ve en önemlisi aslında Bitcoin gibi diğer kripto para birimleri şeklinde tutulduğunun açıklamasıydı. Deltek Bankası'ndan da bu şekilde biz müşterilerimiz için Bitcoin aldık açıklaması gelince aslında tekrar bu belki tartışmalar biraz alevlendi diyebilirim. Şimdi Grayscale tarafında şöyle, Ripple tarafında da Grayscale az önce yine yaptığı açıklamada şu anda 27 milyar dolarlık bir kripto para fonu yönetiyor ve buradan Ripple'ı çıkardığını açıkladı. Fakat Ripple aslında burada, yani XRP'yi burada aslında 11 milyon dolarlık tutuyordu. Miktar olarak oldukça düşük olmakla birlikte 11 milyar dolar bu kadar büyük bir fon için Grayscale olduğu için de haber değeri taşımıştı. Bir de diğer taraftan da haberi vermek gerekiyor Ripple tarafından. Japonya'da mesela Ripple bir XRP, bir menkul kıymet değildir, bir kripto paradır şeklinde de yani burada bir savunarak bir pozisyon aldı. O yüzden de XRP yatırımcıları şu anda Japonya'dan gelen oradaki haberleri takip ediyor diyebilirim. Evet, peki son dönemdeki dalgalanmaları özellikle bu yıl genelinde hangi haber akışları? Tabii bu özellikle çeşitli kurumlar vasıtasıyla gelen son dakika açıklamaları kuşkusuz etki ediyor ama genel olarak Alp, bu fiyat dalgalanmaları üzerinde, çünkü dominansın %69'u senin de dediğin üzere Bitcoin üzerinden ilerliyor. Önümüzdeki süreçte bu yıl genelinde neleri takip ediyor olacağız? Fiyatı etki edebilecek. Önceki programlarımızda aslında hep üzerinde durduğumuz kurumsal yatırımcıların bu yükselişi tetiklediğinden bahsetmiştik. Şimdi bununla alakalı zaten defalarca MicroStrategy olsun, Ruffer Investment olsun, MassMutual şirketleri olsun, kurumsal yatırımcılar ciddi şekilde Bitcoin satın alıyor ve bunları kendi cüzdanlarına çektiklerini görmüştük. Geçtiğimiz günlerdeki fiyat hareketi aslında birazcık 42 bin dolarlardan 30 bin dolarlara fiyatın düşmesi, düzeltme yapması madencilerin yarattığı satış baskısı yüzünden olduğunu biz takip edebiliyoruz blockchain üzerinden. Madencilerin ürettiği Bitcoin'leri hızlı bir şekilde sattığını gördük. Şu anda oldukça volatil bir piyasa içerisinde olduğumuzu düşünebiliriz. Zaten Bitcoin fiyatı yaklaşık 40 bin dolarlarda olduğu için %5'lik bir oynama bile ciddi şekilde volatilite yaratıyor diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte ise şu anda mesela Merkez Avrupa Birliği'nden işte Lagarde'ın açıklamaları vardı. Bitcoin regüle edilmelidir. Dijital Euro'yu 5 sene içerisinde çıkarmayı planlıyoruz gibi. Bir yandan Biden'ın açıklamaları var. Oradaki teşvik paketleriyle ilgili. Şu anda aslında 2021 yılının belki de en azından ilk yarısı için konuşacak olursak regülasyonlarla ilgili haberler biraz daha piyasayı teknik anlamda, teknik haberlerden daha çok yönlendireceğini düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sene aslında Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması, Ethereum 2.0 sürecinin ne zaman başlayacağı ile ilgili haberleri biz konuşurken şu anda merkez bankaların açıklamaları, kurumsal yatırımcıların Bitcoin satın alması, bu tarz belki Ripple'ın, Tether'ın davası biraz daha fiyatlar üzerinde etkili olacak diye düşünüyorum ben. Ağırlıklı regülasyona dair haberler etkili olacaktır dersiniz. Tuncay Bey, şunu sorayım. Öncelikle Tether diyelim. Tether'de oluşacak bir kriz kripto para piyasasını nasıl etkiler sizin cephenizde? Aslında biraz önce Alp Bey'in söylediği gibi Tether konusunda şu anda dava açılıp açılmayacağı net değil. Aslında New York savcılığının yürütmüş olduğu bir soruşturmadan bahsediyoruz. Orada Alp Bey'in ifade ettiği gibi de aslında sıkıntı Tether tarafından o işte stable coin karşılığında 1 dolar karşılığında 1 Tether basma noktasında 850 milyon dolarlık bir Tether'in aslına bakarsanız Tether'den ödünç alınarak finanse edildiği gibi bir iddia var ortada. Tabii bu aslına bakarsanız bir iddia. Tabii birazcık daha geçmişe dönüp baktığımızda zaten Tether bu soruşturma 4-5 tane yatırımcının yapmış olduğu bir makale ve bu makaleye istinaden savcılığın tetiklemiş olduğu bir soruşturma. Şimdi peki ne olabilir noktasına geldiğimizde bir soruşturma söz konusu olsa yahut da bir dava söz konusu olsa bile öncelikle tartışılan konu bu New York savcısının bu davayı açıp açamayacağı noktasında. Çünkü biliyorsunuz aslında bakarsanız Tether Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında olan bir ülke değil. Zaten tartışmaların bir tanesi de bu. Bunun etkisi ne olur? Eğer bir fake yahut da arkada bir dolar pozisyonu olmadan bir basma söz konusu olursa açıkçası elbette ki gene belki de diğer borsalarda olduğu gibi Tether'in delist edilmesi yahut da borsalardan çıkartılması gibi bir şey olabilir. Ama burada dikkat edilmesi yahut da bence göz önünde bulundurulması gereken şey aslında bakarsanız Tether'in zaten borsalarda gerçek parayla alım satımı nedeniyle ortaya çıkacak problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla üretilen bir stable coin olmasıydı.
Bu anlamda ben şahsım adına söylüyorum. Çok ciddi bir etki beklemiyorum. Alp Bey'in biraz önce yapmış olduğu değerlemeye ufak bir katkı yapmak isterim. Bu Ripple üzerinde. Alp Bey Japonya'dakini söyledi. Ancak yanlış hatırlamıyorsam 11 Ocak'ta yahut da 12 Ocak'ta İngiltere hazinesi de Ripple'ın bir exchange token, yani utility token, bir exchange token olduğunu söyledi ve bunun bir securities token yahut da merkez kıymet olmadığını İngiltere Hazine Bakanlığı da hazinesi de açıklamış durumda. Tabii bu SPK'da Alp Bey birazcık SPK diyorum, çok özür dilerim, dil alışkanlığı. SEC'de Biden'ın bazı değişiklikleri var biliyorsunuz. Gary Gensler, ki bunun Gary Gensler'ın kripto paralar konusundaki teşvik edici söylemleri biliniyor. Bunun SEC'nin başına getirilmesi gibi bir şey söz konusu. Önümüzdeki dönemde belki de kripto paralar yahut da kripto varlıklar anlamında olumlu gelişmeler beklemek mümkün. Regülasyon ayrı bir tartışma konusu. Eğer vakit kalırsa onu da konuşabiliriz. Evet, Biden döneminde daha olumlu, pozitif yansıyacaktır diyorsunuz Tuncay Bey. Doğrudur. Regülasyonlar konusunda bakacak olursak, evet, sektörün belki de uzun süredir daha güvenilir bir platformda ilerlemesini sağlayacak olan bu regülasyonlar. Dolayısıyla en büyük ihtiyaç, destek ilk tarafta nereden başlamalı sizce Sayın Yıldırım? Ben çok özür dilerim, sorunuzu tekrar edeyim çünkü bir an ses kesildi. Tabii sizin ki. Tam olarak regülasyonlar konusunda özellikle piyasanın beklentisi nedir yatırımcıları? Peki. Şimdi belki de burada ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi, kanaatimce eski bir düzenleyici olarak da söyleyeyim bunu, en azından kripto borsalarının düzenlenmesi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada yatırımcılar açısından en önemli noktalardan bir tanesi, bu gerçekten bir fiktif bir fiyat üzerinden mi trade ediyoruz, yoksa gerçekten actual yahut da var olan fiyatlar üzerinden mi işlem görüyoruz noktası önemli. İkincisi, bu borsaların güvenliği. Yani bu güvenliği sadece aslına bakarsanız teknik anlamdaki bir güvenlik olarak da düşünmemek gerekiyor. Müşterinin kabulünden başlayan bir süreçten aslında bahsetmek anlamlı. Keza biliyorsunuz mutlaka IOSCO, bunu daha önceki programlarda da ifade etmeye çalışmıştım. IOSCO'nun yayınlamış olduğu prensiplerde de kripto varlıklara ilişkin 6-7 tane noktaya dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi de müşterinin kabul, yani müşteri sözleşmelerinin imzalanması ya da müşterilerin borsaya kabul aşamasındaki kontroller. Bu neden önemli? Doğal olarak sisteme giriş eğer belirli kurallara bağlanırsa, kripto paralar konusundaki en büyük eleştirilerden bir tanesi olan işte kara paranın aklanmasına imkan sağlıyor ya da teşvik ediyor ya da kolaylaştırıyor argümanı da birazcık daha ortadan kalkacak ve insanlar birazcık daha rahat, güvenli bir yatırım yapabilecekler diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim, öncelikle bu alım satım yapılan borsaların bir izne tabi kılınması. Bu borsalardaki özellikle hem prosedürel anlamda, yani müşteri kabulünden müşteri varlıklarının korunmasına kadar geçen sürede, hem yazılı dokümantasyon anlamında hem de güvenlik anlamında bir regülasyona ihtiyaç var gibi görünüyor. Mutlaka Alp Bey de bahsedecektir. Zaten Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz yakın zamanda Marketing Crypto Assets diye MiCA diye bir düzenleme, oldukça geniş bir düzenleme, işte 167 sayfadan ve yüzlerce maddeden oluşan bir düzenleme gündeme geldi. Bu düzenleme de zaten bu işte borsaların ve özellikle ICO'ların ihraçlarına ilişkin kuralları belirleme amacını taşıyor. Tuncay Bey, şunu da sorayım, e-borsalar, iCryptex olarak bu noktada şimdi güvenlik dediğimizde bir teknik altyapı, siber güvenlik, bir diğeri ise müşteri tanımı, müşteri seçiminden başlayan bir güvenlik süreci. O tarafta şimdi özellikle optimizasyon teknolojileri daha çok çıkıyor. Akıllı yazılımlar bunu sağlayabiliyor. iCryptex olarak siz bunları uyguluyor musunuz? Siber güvenlik Elbette. Noktasında neler yapıyorsunuz? Biraz açabilir misiniz bize? Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Aslında teşekkür ederim soru için de. iCryptex olarak zaten biz kendi borsamızdaki bu işlem platformunun tamamı kendi yazılımımız. O yüzden de buradaki güvenlik önlemleri, işte soğuk cüzdanların tutulması, serverların iki tane farklı serverda çalışıyor olmak gibi farklı teknik tedbirlerimiz var. Bu hatta işte hacklenmeye karşı yahut da DDoS ataklarına karşı alınan önlemlerle de desteklenmiş durumda. Yani burada aslına bakarsanız Adnan'ım, en önemli kriterlerden bir tanesi yatırımcıların öncelikle kendi güvenliklerini sağlamaları açısından seçici olmaları. Çünkü takdir edersiniz ki kripto varlıklara yatırım mevzu hisse senetleri yahut da klasik yatırım araçlarından birazcık daha yeni ve teknik olarak birazcık daha karmaşık.
O yüzden de yatırımcıların bence kendini güvenlik altında hissedebilmeleri ya da kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri açısından seçici olmaları, yatırım yapacakları ya da alım satımı gerçekleştirecekleri platformların az önce söylediğim gibi müşteriyi kabul etme noktasından başlamak suretiyle öncelikle şunu yatırımcılar soru sormaktan lütfen çekinmesinler. Yani hangi borsada hesap açıyor olurlarsa olsunlar güvenlik önlemlerinin ne olduğunu hatta bir adım daha ileriye gidiyor. Mesela bu şu anda mevcut Türkiye'deki borsalarda pek uygulanan bir yöntem değil. Biz belirli feragatnamelerin imzalanması koşulu ile kendi özel private key'lerimizi dahi müşterilerle paylaşmak gibi bir misyonumuz var. Ha bu çok tercih edilen bir şey midir? Elbette ki değildi. Çünkü bunun yönetimi oldukça zor. Ama ve lakin lütfen yatırımcılar hesap açarken ilgili platformun güvenlik önlemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olarak hesap açsınlar. Soru sormaktan çekinmesinler. Biz Arkaya olarak her türlü soruyu bütün işlerimize cevaplama konusunda taahhüdümüz her zaman var. Bizim borsamızı web sitesinde bunları çok rahat görebilirsiniz. Ama şunu söylemek isterim bu konudaki son ifadem olarak. Kripto okur yazarlığı önemli bir kavram. Bunu bir misyon olarak üstlenen bir borsayız. Bizim araştırma departmanımızın hazırlamış olduğu yahut da bloglarımızı incelediğinizde bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Kripto Çok okur doğru. yazarlık bizim açımızdan çok önemli. Çok değerli. Doğru yatırım ve yatırımları yönetme açısından da özellikle finansal okuryazarlığın bir miktar düşük olduğu bir ülkemizde kripto borsaları anlama, kripto okuryazarlığının haliyle çok daha emekleme aşamalarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönde Çok doğru. önemli çalışmalar da yapılıyor daha yeni yeni. Evet belki Blockchain Center kripto ekonomi grubunda belki Alp sen bahsedebilirsin. Bu yıl içerisinde ne yapacaksınız akademi genelinde kripto para okuryazarlığı konusunda? Şimdi Blockchain Center olarak aslında biz Bahçeşehir Üniversitesi içerisinde kurulmuş bir Ar-Ge merkeziyiz. Blockchain Center olarak aslında bir üniversite bünyesinde kurulmuş ilk Ar-Ge merkeziyiz. Bu konuda elbette sektörde danışmanlıklarımız olduğu gibi eğitim programlarımız da var. En son eğitim programımız aslında Blockchain Okulu'ydu. Blockchain Okulu projesiyle aslında kripto paralar, blockchain ve fintech konusunda okuryazarlığı arttırmaya çalıştık. Şimdi aslında ben son olarak şöyle bir katkı yapmak isteyeyim. Mesela burada Ripple davası, Tether davası bunlardan bahsediyoruz ama sizin de söylediğiniz gibi kripto paralardaki okur yazarlık aslında oldukça önemli. Mesela belki hani izleyicilerimiz stabil kripto para ne demek, Tether ne demek? Bunlar kafalarında soru işareti oluşturabilir. Mesela ürün ve hizmetleri biz satın almak için bazı insanlar volatil paraları kullanmak istemiyor. Stabil kripto paraları kullanmak istiyor. Ve bu yüzden de mesela Tether gibi bunun alternatifleri de var. USDC gibi, BUSD gibi stabil kripto paralar var. Şu anda da aslında bu dava sürecinde onlara bir yavaş yavaş geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda da kripto para borsaları üzerinde insanlar işte Bitcoin olsun diğer kripto paralarını sattığında nakite dönmek istediğinde aslında Tether'ı çok sıklıkla kullanabiliyorlar. Şimdi bunları bu okuryazarlığı elde ettikten sonra Tether'ın merkezi bir şirket olduğunu, Ripple'ın merkezi bir şirket olduğunu bildikten sonra bakış açısı çok daha farklı olabiliyor. Çünkü genelde medyada SEC kripto paralara dava açtı şeklinde verilmesine rağmen aslında orada merkezi bir şirkete dava açılmasından bahsediyoruz. Aynı şekilde FinCEN tarafından, OCC tarafından gelen çok aslında ciddi gelişmeler var. Mesela kripto para cüzdanlarının kimliklendirilmesi. Bu ne demek? Siz kripto paranızı kendi cüzdanınıza çektiğinizde borsa o cüzdanın size ait olduğunu bilmek istiyor. Aynı zamanda Amerika'da şu anda 10 bin doların üzerinde kripto paranızı başka ülkedeki başka bir borsada tuttuğunuzda bunu yine bildirmeniz gerekiyor. Bu yüzden şu anda haber akışı oldukça önemli. Kripto paralarda okuryazarlık, haber akışı bunları birleştirerek mutlaka yatırımcıların buralarda da ilgiyle takip etmesi gerekiyor. Öbür türlü sadece fiyatlamalar üzerinden işte kripto paralar haber olduğunda sadece fiyatlamalar üzerine ilgisini çektiklerinde oldukça eksik kaldığını söyleyebilirim. Ve son olarak Hande Hanım, çok özür lütfen dilerim. buyurun Çok Tuncay Bey. özür dilerim. Aslında Alp Bey çok güzel bir noktaya temas etti. Yani benim kripto paralar konusundaki en büyük üzüntülerimden bir tanesi, özellikle basında yer alan bu tür haberlerin gerçekten panik yaratabileceğinin kişiler tarafından da yahut da bu haberleri yapanlar tarafından da biliniyor olması gerekiyor. Çünkü aslına bakarsanız Alp Bey'in söylediği gibi özellikle SEC özelindeki dava aslında kripto paralarla ilgili bir dava değil. Yani söylemeye çalıştığım şu,
Tam Alp Bey'in söylediği gibi oradaki dava Ripple şirketinin SEC'ye kaydolmadan kripto para ihraç etmiş olması nedeniyle açılan bir dava. Yoksa kripto paranın bizatihi kendisine karşı açılmış bir davadan bahsetmiyoruz. Yani bu yüzden işte SEC kripto paralara Ripple'a dava açtı ifadesi bile başlı başına aslına bakarsanız doğru bir ifade değil. Yani bu anlamda Alp Bey'in söylediği gibi yatırımcıların bu haberleri tahlil edebilmeleri açısından da arkadaş Ripple neydi, ne için ihraç edilmişti ve bu dava özelindeki sıkıntı ne? İşte Tether neydi, ne için ihraç edilmişti ve bu soruşturma özelindeki sıkıntı nedir konusunu araştırmaları gerekiyor. Aksi takdirde sadece fiyat yükseldi veya düştü diye bir kavramla yatırım yapmak çok doğru olmasa gerek. Evet, özellikle ben de programımda bu konuyu işleyerek olabildiğince kamuoyunu bu anlamda bilgilendirmek, doğru bilgilendirmek gerekliliğine inanıyordum. Şunu da sormak istiyorum. Son noktada fiyatlara ilişkin yorumunuzu da alacağım. Önce Tuncay Bey sizden alayım. Baktığımızda ben hemen yönetmenim Umut'tan rica edeyim bir fiyatları ekranlara verelim. Bitcoin başta olmak üzere genel trend nasıl bekliyorsunuz? Dominans yüksek olduğu için Bitcoin'i soruyorum. Alo. Duyabildiniz bizi Tuncay Bey. Şöyle yani tam olarak anlayamadım ama muhtemelen şeyi Bitcoin sordunuz. Bitcoin fiyatlarında genel trend nedir beklentiniz? Şimdi şöyle aslında başlangıçta da söylemiştim. Ben kurumsal yatırımcıların özellikle Grayscale'in yatırım yapmış olmasını yahut da kendi portföyündeki varlıkları artırıyor olmasını önemli görüyorum. Benzer şekilde bir arzdan, arzdaki bir daralmadan bahsetmek mümkün. Az önce söylediğim gibi soğuk cüzdanlara çekilen paraların miktarı artıyor, kripto varlıkların miktarı artıyor. Doğrudur, 40 binden aşağı doğru bir çözümle söz konusu. Evet. Ancak dediğim gibi Akrapex olarak bizim araştırma departmanımızdaki sağ olsun arkadaşlarımız yapmış olduğu analiz, önümüzdeki dönemde Bitcoin dominansının devam edeceği ve bir şekilde yukarıya doğru eğim olduğu. Ancak bu eğimin, naçizane belki şunu eklemek mümkün. Bu eğimin Ethereum'daki eğiminden birazcık daha düze yakın oldu. Yani Ethereum'daki fiyat artışı beklentisinin Bitcoin'deki fiyat artışı beklentisinden daha yüksek olduğu yönünde. Alp peki senin sen nasıl değerlendiriyorsun Bitcoin ve Ethereum'un genel yıl eğilimi ne yönde olacaktır? Nasıl olacaktır? Ben de kısaca şöyle toparlayayım son birkaç dakikada. Şimdi Tether davası yatırımcılar üzerinde bir korku oluşturmasına rağmen ben o kadar da böyle çok fazla abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki kısa vadede fiyattaki volatiliteyi belki ciddi şekilde arttırabilir. Fakat uzun vadede biz Tether tarafında bunların karşılıklı basılıp basılmadığını tam doğru bir şekilde öğrenebildikten sonra bu sektöre çok daha pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Yani sonuçta bu konunun bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Bu da uzun vadede mutlaka pozitif yansıyacaktır. Onun dışında yine kurumlar, fonlar aracılığıyla Bitcoin'e yatırım yaptıklarını bildiğimiz için de direkt bu Tether davasının çözülmesi de fonların belki daha pozitif bakması kısmına da yansıyacaktır. Onun dışında mesela MicroStrategy'nin hisselerini satın aldı bir banka. Şimdi orada %10 hissesini satın almasıyla aslında MicroStrategy'nin satın aldı. Yaklaşık 75 bin Bitcoin'in de %10'unu alıp 7500 Bitcoin sahibi oldu. Biz aslında Bitcoin ETF kısmını tartışıyorduk. Bir yandan da böyle bir olayla karşılaştık. Doğal olarak da Bitcoin ETF'inin konuşulduğu, FinCEN'deki açıklamaların konuşulduğu, OCC'nin açıklamalarının konuşulduğu, merkez bankalarının dijital para birimlerini tartıştığımız daha bir özellikle yılın ilk yarısında fiyat akışını bunlar belirleyecek diye düşünüyorum. Ben kesinlikle kripto paralar konusunda özellikle Bitcoin ve Ethereum konusunda da oldukça pozitif olduğumu belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum ben de değerli yorumlarınızdan dolayı. Blockchain Center Kripto Ekonomi Grup Koordinatörü Alp Işık ve iCryptex Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Yıldıran'ı uğurlayarak bir kripto parayı daha bugünlük burada noktalıyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından piyasa altında Güzem Yılmaz Ertem sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.